Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kümesimizde değişiklikler yapmaya hala devam ediyoruz. Şimdi birazdan göstereceğim. Buraları kendi kafamda kurduğum şekilde yapmaya çalışıyorum. İnşallah oluyordur yani. Siz de beğenirsiniz. Sobayı içeriden kaldırdım arkadaşlar. Yani havalandırma açtım. Çünkü içerisi biraz civcivler olduğu için kokuyor. Şimdi videomuza başlayalım. Boş boş konuşmayalım. Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle burayı kapattık. Sağ olsun çocuklar yardım ettiler. Şöyle buraları komple sağlam bir şekilde yaptık. Şöyle gördüğünüz gibi sinek de girmesin diye, tavuklar da girmesin diye. Tabi buraları da yapacağım inşallah. Tahta ayarlamaya çalışıyorum kendime. Suları doldurduk. Şöyle üstünde gördüğünüz gibi yaptık. Burası hani aşağı düşüyordu biliyorsunuz. Biz de böyle güzelcene kalaslarımızla kalasları ortadan ikiye böldük şöyle. Güzelcene. Ondan sonra vidaladık şeyleri. Güzel oldu. Yani hala devam ediyoruz değişiklikler yapmaya. Şöyle şu bizim keratalara bakalım ya. He bak bizim öbür makine burada. Öbür makine çalışıyor arkadaşlar. Hala devam. Bu da az günü kaldı. Bunu da işte bakalım sepete koyacağız birkaç gün sonra. İnşallah bundan da bakalım. Yüzde kaç verim alacağız. Toplam 63 tane yumurta var. Viyöl'de 63 tane alıyordu. Full doldurduk. Bakalım kaçta kaç çıkacak bilmiyorum boşluğunu da. Bu zaten bizim değil, başkasının yumurtaları. Evet, bizim dark brahmalar burada. Benim kendime ayırdıklarım burada. Bizim Fikri falan burada. Merhaba. Şöyle dışarı çıkalım. Dışarıda şimdi arkadaşlar burasını şunu doldurduk biraz ama şuradan akıyor. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Belki etrafına silikon falan çekebilirim. Çok az bir şey doldurdum yani. Şuraya kadar doldurdum. Şuradan dedik hani şöyle açarız, su gelir falan fistan yaparız ama su gelir güldür güldür. Ama yüzümüzü güldürmedi. Buradan damlatıyor. Onu da bir güzel bir şekilde yapacağım inşallah. Ondan sonra tankerimizi su dolduracağız. Şöyle temizliğe devam ediyoruz. Abi temizlik bitmiyor ya. Gerçekten temizlik bitmiyor arkadaşlar. Çok uğraşıyoruz vallahi ne bileyim ama bir şey yapıyoruz, onu oraya alıyoruz, buraya koyuyoruz. O yüzden arkadaşlar temizliğimiz hala devam ediyor. Bugün ne oldu? Fare buraya girmiş. Maalesef bir tane bıldırcınımızı yemiş arkadaşlar. Boğmuş. Luffy ile oynuyorlar bizimkiler. Şöyle şu delikten arkadaşlar. Şurada bir tane delik var. Şöyle görüyorsunuz. Oradan girmiş. Bir tanesini boğmuş. Çekmiş oraya. Orada yemiş. Bunları da ne yapacağız biz hemen? Bak elime vuruyor. Şikayetçiye bak. Bunları da hemen bizim erkek bıldırcınlarımız var biliyorsunuz. Onları birazdan vereceğim. Bunları oraya alacağım. Bunun altına güzel bir beton atacağım arkadaşlar. Bakalım ondan sonra tekrardan buraya geri alacağız. Ne oldu oğlum ya? Bana ne vuruyorsun ya? Kerataya bak ya. Allah Allah. Bir de yeni muhabbet kuşu aldık. Daha yavru. Biraz bağırıyor arkadaşlar. O yüzden şimdi onu göstermeyeceğim. Biraz daha zaman geçsin. Güzel bir kafes almayı düşünüyorum ona. Onu da size göstereceğim. Şöyle yumurtaları verdim arkadaşlar. İçeri doğru girelim. Artık temizlik zamanı geldi. Yani bir hafta oldu herhalde. Aynen bir hafta oldu. Lan Pasaklı ne yapıyorsun lan burada? He? Pasaklı'nın yeri burası. Oğlum niye folluğa sıçıyorsunuz? Ayıp değil mi lan? He? Hep gidin şu talaşlar hepsi şey pislik içinde. Ayıp lan, gerçekten ayıp yani. Şimdi hindilere de doğru gideceğim şimdi birazdan arkadaşlar. Hatta o tarafa doğru gidelim. Bu arada arkadaşlar çok fazla rüzgar var. Yani rüzgar derken öyle bir kuru bir soğuk var gerçekten. Acayip valla üşüdüm. Şimdi gittim üstüme gidiyor. Ne yapıyorsun lan Tefo? Oğlum ne kadar çirkin olmuşsun lan. Gerçi çok çirkin olmuş. Hala temizlik devam ediyor arkadaşlar. Torbalara dolduruyoruz. Bir şeyler yapıyoruz. İnşallah güzel kümesimiz olacak arkadaşlar. Hala devam ediyoruz yani. Bunlar da burada. Biber biber döktüm. Buğday falan aldık. Getirdik koyduk. Hayvanlarımız yine böyle mutlu herhalde. Değil mi? He, dayı yanan sanki biraz inmiş ha. İyi iyi güzel güzel. Aferin. Bak kümesiniz orada. Kümesinize gidin. Beni sinir etmeyin. Tamam siz artık bundan sonra buradasınız oğlum. Burada takılacaksınız. Baba kabartacak bak kendine. Yok kabartmadı. Neyse. Hadi oğlum siz burada takılın. Arkadaşlar bunlar artık yeri burada. Şöyle gördüğünüz gibi yeri de gayet güzel bence. Yani büyük de iyi. Bunlara ideal. Hadi görüşürüz. Öpüyorum sizi. Şöyle gidelim. Annem de ekmek falan ıslatmış. Şöyle onun yanına doğru gidelim ha. Anneciğim ne haber ya? Nasıl gidiyor? sağ olsun annem de şey yapıyor. Tamam tamam hadi. Ne yapıyorsunuz lan şerefsizler? Bunlar var ya, onlar bir tane. Gerçekten kümesimin en sevdiğim hayvanlarından zaten sayılılar. Yani hepsini seviyorum da. Bunlar en tatlıları, en tatlıları. Ördekler. Dişi biraz yaramazlık yapıyor ama olsun. Yine ekmeklerini yesinler bizim çocuklar. Şöyle bizde. Gerçi çok soğuk ya vallahi. Ayaklarım dondu arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Allah lan Mecnun. Mecnun dur oğlum. Oo, alo. Tamam gelme lan. Manyak herif. Mecnun'a bak sen. Tamam oğlum lan. Şimdi oğlum sevdim seni az önce ya. Ya niye böyle şikayetçilik yapıyorsun? He? Arkamdan koşuyorsun ya. Allah Allah. Manyak mısın? Yürü lan git. Yürü git. Döverim seni ha. Harbi tam tacizci ya.
Hiç böyle ansızın arkadaşlar, ansızın geliyor ayağınıza saldırıyor. Yani acayip hayvan ya. İşte böyle yapması benim hoşuma gidiyor. Değil mi çocuklar? He? Güzel, altınızda zaten tahta var. Tarafta da toprak var. Hem toprak da yiyebiliyorlar. Burada da temiz temiz paçaları da pislenmiyor. İçeride zaten mazgal var. Güzelcine şu anlık burada kalıyorlar arkadaşlar. Üstü dediğim gibi açacağız. Yani üstünü bakalım belki ileride açarız. Kuşlarımızı uçururuz, bir şeyler yaparız. Ama yan kümesi iptal edeceğim. Orayı da kapatacağım. Bunlar biraz daha burada kalsınlar. Tek kümesi olacak burası. Öyle bir şeyler yapacağız. Ama şöyle biraz dağınık duruyor. Yani dışarıdan bakılınca tam ayarlayamadık arkadaşlar. Şurası aşağı böyle, orası bilmem neleri. Tam böyle güzel bir şekilde yapacağız. Ondan sonra şunları da soyacağım. Belki başka bir şeye boyarız bizim şeyimizi. Yalnız bizim öbür kalan da, onu da annesi beslemedi. Orada iki tane vardı. İkisi de öldü. Oradaki kuşlarımızı besliyorlar. Bu üçkağıtçılar var ya, bunlar var ya, az üçkağıtçı değil. Niye beslemiyorsunuz oğlum hayvanı? He? İlla döveyim mi ya sizi? Bıldırcınları verdim arkadaşlar az önce. Erkek bıldırcınları. Şimdi öbür bıldırcınlarımı buraya getireceğim. Yoksa bu akşam onlar telef olur. Vallahi bunlar var ya, telef olur. Zaten bu aralar yumurtayı ben alamıyordum. Bu aralar dedim ki herhalde yumurta kesildi. Ama maalesef herhalde fare yiyormuş. Yani yumurtaları da fare yiyormuş. Bilmiyorum yani. Ondan sonra bir baktım, bir tanesini kapmış götürmüş. Oraya sıkıştırmış. Orada yemiş fare. Bunun altına güzel bir şekilde beton atacağız. Olmadı cam mam kıracağım yani bunun altına. Güzel bir şekilde. Ondan sonra hayvanları tekrardan buraya koyacağız. Yoksa geçen sefer de bizim bıldırcınları, fare hepsini boğmuştu. Bu sefer izin vermem arkadaşlar. Bir tane gitti. Hemen şimdi önlemimi alacağım. Şimdi Ayfer'e doğru bakalım arkadaşlar. Ayfer'imizin de burası. Bak buralara da hep delmiş. Görüyor musunuz? Ulan var ya, bak buraya delmiş, oraya delmiş. Oo, bu harbiden çok pis yapmış ya. Fare dadandı mı gerçekten kötü oluyor. Değil mi Ayfer? Değil mi canım bilem? Bir tanem. Şöyle bir bakayım mı? Ha Ayfer'ciğim. Şöyle arkadaşlar altında da gördüğünüz gibi şöyle bakıyoruz. 3, 6, 9 tane yumurta var. Maşallah kızıma. 9 tane yumurtası var. Oğlum lan kocaman olmuşsunuz ha. Vallahi bak, bana yaklaşmayı keçerim çocuğu ha. Ama dişi daha çok kilolu duruyor arkadaşlar. Buna nazaran dişi daha çok kilolu duruyor. Maşallah var. Siz de bir maşallah demeyi esirgemeyin. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar çatıyı yapmaya çalışıyoruz. Malzeme biraz sıkıntı gerçekten. Şimdi şuradan şöyle bakarsanız burayı da sıvayacağım inşallah. Bu aralar havalar güzel gidecek mi bilmiyorum. Yani yağmur yağınca bizi biliyor. Biliyorsunuz tavanımız akıyor, çamur oluyor, biraz sıkıntı oluyor bizim için. Şöyle bunu böyle yaptık, yan tarafa da aynı şekilde yine aynı böyle yapacağız perdeyle. Ne diyor, şu yeşil perde mi, yeşil örtü mü neydi? Şöyle burayı da aynı şekilde yapacağım, şurasını da aynı şekilde yapacağız. Buraya güzel bir kapı yapacağız, tavuklarımız buraya içeri girmeyecek. Bak görüyorsun oğlum, masada ne işin var senin ya? He? Yaşa oğlum dedim, pardon kız. Neyse, bizim kızlar da burada, ne zaman yumurtlayacaklar bilmiyorum. Gördüğünüz gibi 2+1 Hint tavuğumuz, Hint torunumuz var. Jilet Kamil, Ustra Fatma, Permatik Necla. Oğlumuz da burada. Maşallah kursağı da şişmiş. Güzel güzel yediriyoruz hayvanımızı. Bayağı da boylu postlu oldu. Maşallah demeyi esirgemeyin. Tüyleri de zaten şöyle gördüğünüz gibi çıkıyor. Yani bu aralar biraz kaçıyor ama gene ben elime alıyorum. Seviyorum. İlk defa Hint torunu, ilk defa Hint tavuğu besliyorum. O yüzden pek bir bilgim yok. Yalan yok yani. O konularda şey yapamam yani. Hani öyle. Bilmişlik taslayamam arkadaşlar. Evet. Kızlar ne haber lan size? Maşallah bak. Bir, şöyle 2, 3, 4, arada bir tane üçkağıtçı var. Seni gördüm. 5, o da tavuk. Bak o da tavuk. Şöyle bakıyoruz. Bu arkadaşlar şu gördüğünüz bence tavuk, yeşilcilerden birisi horoz. Bence bu tavuk. Eğer bu tavuksa 1+1 yeşilcimiz de var. İnşallah tavuksundur. Vallahi inşallah tavuksundur yani. Yoksa bozuşuruz. 2 tane horoz bana fazla kardeşim. 2 tane horoz bana çok fazla geliyor arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı oluyor yani. Horozlar çok fazla olunca biliyorsunuz birbirlerini vuruyorlar. Tavuklar rahatsız oluyor. İşte yumurtlamıyorlar. Sıkıntı oluyor. Değil mi Tefe hocam? Değil mi? Ha, işte o yüzden horozları pek fazla istemiyorum. Bak levandelimiz de burada. Levandel hiç büyümedin lan. Vallahi sen nasıl bir üçkağıtçısın ya? Sen nasıl bir üçkağıt? Sen nasıl bir kralsın lan? Hiç büyümedin. Gel buraya. Gel. Şerefsiz ya. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videomuz hep böyle oluyor. No, şimdi birazdan yine temizlik yapacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir like atarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olsanız da çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.